Herkese iyi çalışmalar dilerim. Bugünkü videomuzda Excel üzerinde elimizde olan verilerin, ülkelere göre olan verilerin sıcaklık haritasını oluşturmayı göreceğiz. Bu videoyla alakalı söylemek istediğim bir durum var. Burada harita üzerinden seçim yaparak veriye ulaşamayacağız ısı haritasında. Fakat harita üzerinde işaretleme yaptığımız ve haritaya tıklayarak veriye ulaşabildiğimiz videoyu şu an sağ üst köşede çıkan karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Dilerseniz biz ısı haritası çalışmamıza başlayalım. Örnek bir datamız var. Geçen videoda yine kullandığımız bir data bu. Dünyanın farklı ülkelerinden havalimanlarına yönelik bir data var elimizde, veri var. Burada bir sıcaklık haritası oluşturmak için ne yapacağız? Yukarıda ekle butonuna geliyorum. Giriş sekmesinin yanında. Bunu seçtikten sonra eklentilerim seçeneğine tıklıyorum. Yukarıda store seçeneği yani mağaza seçeneğini seçiyorum. Arama yerine heat map. Şu an gördüğünüz gibi enter yapıyorum. Çıkan en üst sırada çıkan Geographic Heat Map seçeneğine add diyerek ya da ekle butonuna tıklayarak Excel'ime bunu ekliyorum. Şimdi benim Excel'ime bu veri eklendi. Buna nasıl erişeceğim? Onu göstereyim. Yine ekle kısmında My Ads'in yani eklentilerim kısmına geliyorum. Burada yüklediğim eklentiyi seçiyorum ve ekle diyorum. Ardından şunu şöyle bir yerleştirelim. Get started yani başla butonuna basıyorum. Şimdi burada map yani harita seçimi yapacağız. Bunu dünyaya getiriyorum, world. Benden şimdi data seçimi yapmamı istiyor. Seç butonuna basarak ilk sırayı tarıyorum. Ardından Ctrl Ctrl Shift ve aşağı ok butonlarını aynı anda basarak tüm tabloyu taranmış bir hale getiriyorum ve OK diyerek onaylıyorum. Ardından şimdi ülkelerin isimleri hangi sütunda? Bana onu soruyor. Bizim ülkelerimizin isimleri G sütununda. Yani country. Buradan Country'yi seçiyorum. Ardından hangi değeri haritalaştırmak istiyorsunuz? Burası dinamik ısı haritasıdır. Yani anlıktır. Veri değiştikçe haritada kendini güncelleyecek. Bunu göreceksiniz. Burada hangi değeri seçeceğimi bakıyorum. Ben burada direkt uçuşlar, direct flights'ı seçeceğim. Red to green yani en az olan da kırmızı, en çok olan da yeşil seçeneğine tıklıyorum. Buraya başlık atacağım. Burada legend seçimi yapıyorum. Aşağıda olmasını istiyorum ve save diyorum. İşte bizim ısı haritamız karşımızda. Ülkelerin üstüne geldiğimde Rusya'da 28, Türkiye'de 1, Amerika'da 140, Brezilya'da 3 olduğunu görebiliyorum. Şimdi artık burada anlık ısı haritamız hazır. Diyelim ki bunun üstüne değişiklik yapacağız. Şöyle yakınlaştırarak da bakabiliriz bölgelere. Bunun üstüne değişiklik yapacağız. Şimdi burada bakın Meksika satırını inceleyelim. Şöyle görünmesi açısından çizeyim. Meksika'da bir adet gözüküyor elimizdeki veride. Şimdi biz bu veriyi 100 olarak güncellersek bakın haritada Meksika şurası nasıl değişecek? Ve şu an Meksika güncellendi. Yani siz bu veriyi güncelledikçe buradaki ısı haritanız da anlık olarak güncellenecek. Geçen videodan farklı olarak burada Türkiye'yi seçtiğimde Türkiye'deki veriye gitmeyecek. Eğer bunun da olmasını istiyorsanız bir önceki videodaki map site üzerine çektiğimiz videoyu şu an sağ üstteki karttan tıklayarak izleyebilirsiniz. Benim ısı haritası için söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.